meclis binasını atlamasın. Bizim için çok sembolik bir yer burası. Evet. Hatay'ın Cumhuriyetimize, Türkiye'mize katılmasının en önemli sembollerinden biriydi. Şüphesiz. Ve burası maalesef yerle bir oldu. Bunu da arkama almak istiyorum. Onu göstermek istiyorum izleyicilerimize. Tabii. Şunu söyleyeyim. İlk iki gün boyunca AFAD gelemedi. Vurgulamak istiyorum. Resmi devlet ait yardım kuruluşları buraya ulaşamadı. İki gün boyunca Türkiye'de değişik illerin belediyeleri, değişik sivil kuruluşlar, yardım örgütleri birer kendi imkanlarıyla ve buldukları yerde müdahale etmeye çalıştılar. Ancak onlar da yetersiz kaldılar. Çünkü Can, burada iş aracı yok. İnsanlar buraya çıkçıyla, murcuyla geldiler. Fakat görüntüm atıyor mu Can? İsmail Saymaz, Can. Zaman zaman kopma yaşanıyor. Can, görüntüm. Peki, tekrar dönüyoruz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Damla mı? Mutlu. Bak şimdi bak, Mutlu, bizim ekip var. Ekip var. Sakin. Ekip var. Şu an bak, hemen al. Bak, kurtarma ekibinin başında. Lütfen, kurtarma. Hiç yok. Hiç olmadığı için yapamıyorlar. Tamam. Allah rızası için. Kurtarma ekibinin başında. Tamam. Başınızdan salmayın gözünüzü. Hayır. Hemen. Bir dakika. Lütfen, bir dakika. Lütfen. Bu arkadaşımız Ankara'dan gelen kurtarma ekibinin başındaki arkadaş. Bütün iş makineleri var. Şimdi bir kişiye daha söyledik, bir apartmanda. Bir de sizinle. Bir gelin. Tamam. Gel kardeşim. Kardeşim. Kamera hareket etmesin. Hareket etme abi. Tamam. Bekle. Lütfen şuradan bu boşluktan geçin. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş'ta. Bu arada deprem bölgelerinde internetin giderek kötüleştiğine dönük şikayetler. Örneğin Ahbap platformundan. Değerli sanatçı Haluk Levent de aynı şekilde şikayetlerini ortaya koyuyor. Hatay özelinde yazmış ama Kahramanmaraş çevresinde de benzer şikayetlerin oluşmaya başladığını görüyoruz. Gerek operatörlere gerekse internet bağlantılarında depremin ilk günlerine nazaran bugün çok daha kötü durumda olduğuna işaret ediyor orada bulunan meslektaşlarımız da. Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde CHP lideri vatandaşlarla, depremzedelerle bir araya geldi. Her bir konuşma az önce de ifade ettiğimiz gibi insanlar orada Can abiyle günlerdir, uzun saatlerdir yardım beklediği noktalarda en ufak bir yetkiliye dil dökmeye çalışıyor. Derdini anlatmaya çalışıyor. Çünkü yakınları, aileleri enkaz altında bekliyor. CHP lideri şu anda başka bir noktaya gitmek üzere. Ayrılıyor. Canlı pazarcık. Kahramanmaraş merkezindeki noktadan zannediyorum Ergistan olacak bir sonraki ziyaret. Ya da pazarcık, iki bölgeden birine geçmesi planlanıyor CHP liderinin. Peki. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kahramanmaraş'ta. Bir açıklaması olursa deprem bölgelerinde ekranlara getireceğiz. Depremzedelerle ya da vatandaşlarla bir araya gelirse ekranlara getireceğiz. Değerli rejimiz bizi uyaracaktır. Enkaz görüntüleri elimize yeni ulaşan enkaz görüntüleri sanki deprem birkaç saat önce olmuş gibi hissettiriyor. Enkazlar sanki saatler önce deprem olmuş gibi yerinden kıpırdamamış enkaz görüntüleri ne yazık ki
İlk gün yaşanan yolların kapanması, hava şartları, kar yağışı nedeniyle ve bununla beraber yadsınamaz bir koordinasyon eksikliği. Üçüncü gün itibariyle alınan tüm kararlar, yapılan tüm sevkiyatların ikinci deprem kayda geçmeden, ilk deprem sonrasında alınmasını beklerdik diyor vatandaş. Onların söylediklerini ekranlara taşımaya devam edeceğiz efendim. Peki bir kez daha Hatay'a dönelim. İsmail Saymaz karşımızda. Az önce bağlantının belli bir bölümünde kopmalar yaşamıştık. O büyük enkazı gösterdi. Onun dışında tarihi binanın geldiği hali gösterdi. Bir kez daha İsmail Saymaz hazır olunca karşımızda olacak zannediyorum. Görebilirsem pas atacağım ben de. Peki birazdan gelecek. Birazdan gelecek. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'a ulaştı. Bir açıklama bekleniyor. Açıklama gelirse döneceğiz. Peki İsmail Saymaz, evet şu anda görüntü hiç olmadığı kadar net. Hiç vakit kaybetmeyelim. Söz yeniden Hatay'da. Sevgili Can, durum şu merkezde. Birincisi ilk iki gün maalesef buraya AFAD ulaşmadı. Resmi kuruluşlar buraya ulaşmadı. Büyük ölçüde ulaşmadı. Ancak siviller, gönüllüler, çeşitli yardım kuruluşları ulaştılar. Gerçekten özveriyle her bir canı, yani ulaşabildikleri her sesi, her sesin geldiği enkazı avuçlarıyla kazmaya çalıştılar. Ama şunu söylemeliyim. İlk iki gün burada Hatay kendini kurtarmak zorunda kaldı. Hataylılar kendi imkanlarıyla hayatta kalanlar, dışarıda kalanlar, içeride ve altta kalanları kurtarmaya çalıştılar. Çoğunlukla kurtaramadılar. Başkan Erdoğan konuşuyor. Yeniden döneceğiz. Umarım bağlantı kopmaz. 4.17'de gerçekleşen deprem felaketi malum 10 vilayetimizi vurdu. Ve bu 10 vilayetimizin merkezi de burası Kahramanmaraş'tı. Ve Kahramanmaraş'ta bu deprem ilk alımını buradan yaşadık. Ve ondan sonra da dalga dalga malum 10 vilayetimizde bu gerçekleşti. Tabii şu an itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8574. Yaralı sayısı 49133. Yıkılan bina sayısı 6444. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Burada benim vatandaşlarımın, benim milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse, inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi. Bundan sonra da yine gösterecektir. Bütün imkanlarımızı seferber ettik ve devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere AFAD'ın koordinesinde bu çalışmalarını belediyelerle birlikte yürütmektedir. Yürütüyor ve yürütecektir. Ve tüm illerimizde bakan arkadaşlarımla birlikte bu operasyonların koordinasyonunu yürütüyoruz. Devletin kurumları hepsi iş başında. İlk gün tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı ama ondan sonra ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Ve bundan sonraki durum zaten enkazlardaki çalışmalarımız devam ediyor. Ama bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre Şehircilik Bakanlığımız inşallah yürütmeye başlayacak. Çünkü hedefimiz inşallah bir yıl içerisinde de aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen toplu konut idaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, gerçekleştirdiysek aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Zira biz vatandaşlarımızın, endişe etmeyin, vatandaşlarımızın bizler asla sokakta kalmasına